Hani orada kendisinde falan açıklama yapıyor ya, hiç öyle değil. Herkes vazgeçilir. Kimse vazgeçilmez değil. Emin olun. Bir zaman acı çekersiniz, bir zaman sancı görürsünüz. Bir zaman ekmek yiyemezsiniz, su içemezsiniz vesaire vesaire. Ama bir zaman sonra ne olur? İşte yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlar. Önemli olan burada şunu kavramak. Yüce Allah'ın size vermiş olduğu gerek ruh, akıl, beyin, beden, bu dörtlü mekanizmayı doğru bir şekilde kavrayıp kullandığımız zaman ve deklare ettiğimiz zaman hayata, emin olun, ancak o zaman muvaffak olabileceğiz. Bir de insanlar sadece işin şu tarafını düşünüyor. Hani şöyle söyleyelim, insanın sadece bedenen olarak hayatta bazı şeylere ihtiyacı yok. Ruhen de bizim ihtiyacımız var. Ruhen nasıl ihtiyacımız var? Zihnimizi dinlendirip bir yerlere gitmek, ne bileyim, en azından sessiz bir köşede oturmak. Hani illaki bir yerlere gidin anlamında söylemiyorum. İşte ne bileyim, zihnimizi farklı konularla, mesela kitap okuyarak dinlendirmek. Bu da güzel bir şeydir. Ha, eğer böyle yaptığımız zaman ne olacak? O zaman ruh, beyin, beden, bu üçlü mekanizma senkronize olarak çalıştığı zaman işte insan o şekilde de başarıya ulaşabilecek. Ben unutamıyorum, ben hayatta şu günlere geldim, şunları yaşadım işte, Allah'ım al. Tamam, bir zaman sancı çekeceksin, tamam, ama kimse unutulmaz değil.